Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar Hanım. 42 yaşındayım. Adım Nevbahar. Kanalınızı son bir aydır takip ediyorum ve çok hoşuma gitti. Eskiden benim de yaşadığım bir olay var. Müsaade ederseniz onu anlatmak istiyorum. Evlenene kadar köyde yaşadım. Yani 19 yaşıma kadar. Bizim evin arka tarafında samanlık vardı. Eğer oyun oynayacaksak o samanlığın o tarafta olurduk. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onlar şehre gitmişti o zaman. O arkadaşım köye dönene kadar çok yalnızlık çekecektim. Bunun için çok üzgündüm. Samanlığın arka tarafına dolandım. Elime ufak tefek taşlar alıp karşıya doğru amaçsızca atıyordum. Çok sıkılmıştım. Bir Allah'ın kulu yoktu dışarıda. Sonra bir kadın sesi duydum. "Çok sıkıldın değil mi?" dedi. Dönüp baktım arkama. Kapalı, uzun boylu, zayıf ve temiz yüzlü bir kadındı. Evet, çok sıkıldım. Çünkü hiç arkadaşım kalmadı. "Bir arkadaşım vardı, o da şehre gitti," dedim. "Benim bir kızım var, senin yaşlarında. Onunla oynamak ister misin?" dedi. "İsterim. Nerede kızın?" dedim. "Kadını ilk kez görmüştüm. Köyde yaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Kadın tanıdığım birisi değildi. Ama hiç kimsin diye de sormadım. Kızın nerede?" dedim hemen. "Sen burada bekle. Birkaç dakikaya yanında olur," dedi. Ben de beklemeye başladım. Acaba nasıl bir kızı vardı? İyi anlaşabilecek miydim? Güzel top oynar mıydı mesela? Güzel ip atlar mıydı? 2-3 dakika sonra kız yanıma geldi. "Beni annem gönderdi. Seninle oyun oynayacağız," dedi. Önce tanıştık, isimlerimizi söyledik. Sonra da oyun oynadık. Ben ne istersem onu oynamayı kabul ediyordu. Hiçbir söylediğime karşı çıkmamıştı. Sanırım herkes hayatında böyle bir arkadaş ister. "Top oynayalım," diyordum, "tamam," diyordu. "Sen say, ben saklanayım," diyordum, "tamam," diyordu. Özellikle benim için gönderilmiş gibiydi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışız. "Benim gitmem gerekiyor," dedi birden. "Neden gideceksin?" dedim. "Şimdi senin annen gelecek, benim gitmem lazım. Tekrar gelmemi istiyor musun?" dedi. "Tabii ki istiyorum," dedim. "O zaman benden kimseye bahsetme. Eğer bahsedersen bir daha gelemem," dedi. Çocuk aklımda ne demek istediğini anlamamıştım. Şimdi anlıyorum tabii. "Söz verdim, kimseye söylemeyeceğim. Lütfen yarın yine gel," dedim. O ilerideki evin arkasına dolandığında annem de çıka geldi samanlığın oraya. "Neredesin? Ben de sabahtan beri seni arıyorum. Tek başına burada ne yapıyordun?" dedi. "Hiç. Sevde teyzenin kedisi gelmiş. Onu seviyordum," dedim. "Eve geç hadi. Baban gelecek şimdi. Kocaman kız oldun. Bana yardım edeceğine burada oturmuş kediyle oynuyorsun," dedi. O kadar mutluydum ki annemin bu lafları beni hiç incitmemişti. Artık çok iyi bir arkadaşım vardı. Ne zaman istesem gelecekti. Ve çok iyi biriydi. Çok sevmiştim onu. Bir sır gibi saklamıştım herkesten. Sabah kahvaltımı yapıp yine samanlığın oraya çıktım. Beklemeye başladım. Ne zaman geleceğini söylememişti. "Çok geç gelmez inşallah," diyordum. En fazla 5 dakika geçmiştir. Hemen geldi. "İyi ki erken çıkmışım. Bak sen de erken gelmişsin," dedim. "Ben senin geldiğini gördüm. O yüzden geldim," dedi. "Sen nerede oturuyorsun? Sizin eviniz nerede? Ben neden seni daha önce görmedim? Anneni de hiç görmedim," dedim. "Biz şu yukarıda oturuyoruz. Buraya daha önce gelmiyordum. Senin için geliyorum," dedi. Sonra yine oyun üstüne oyun oynadık. O gün de yanıma gerçekten Sevde teyzenin kedisi geldi. Ama kedi arkadaşımı görür görmez tüylerini kabarttı. Hani saldırmaya hazır bir pozisyon alır ya. Gözleri kocaman oldu kedinin. Tüyleri diken dikendi. Geri geri yürüyerek uzaklaştı yanımızdan. "Seni ilk kez gördüğü için korktu herhalde. Ama beni tanıyor o kedi," dedim. "Beni de tanıyor. Tanıdığı için korkmuştur," dedi. Haftalar geçti böyle. Her gün birlikte oyun oynuyorduk. Şehre giden arkadaşım dönmüştü. Ama ben yeni arkadaşımı daha çok seviyordum. Onunla ara sıra kavga ederdik. Ama yeni arkadaşımla hiç kavga etmiyordum. Ne dersem yapıyordu. Ne dersem tamam diyordu. Kavga edecek bir sebebimiz yoktu. Bu yeni arkadaşım zaman geçtikçe evime de gelmeye başladı. Geceleri odamda görüyordum. "Buraya nasıl girdin?" diyordum. "Ön taraftaki pencere açıkmış. Oradan girdim," diyordu. Bazen de ben onu görmek için gece dışarı çıkıyordum.
Bir gün annem tuttu elimden, beni köyün hocasına götürdü. Köyün imamına yani. Neden oraya gidiyoruz dedim. Gidince öğreneceksin dedi. Annem hocaya benim hakkımda bir sürü şey anlattı. Hocam kızım kendi kendine konuşmaya başladı. Geceleri onu dışarıda buluyoruz. Geçen yatağında yoktu. Dışarı çıktım, dışarıda da bulamadım. Eve geri döndüğümde de yatağında uyurken buldum. Kendi kendine girip çıkmış. Çok sayıklıyor hocam. Uykusunda da hiç anlamadığımız dilde konuşuyor. Ben de çareyi sizde buldum da geldim dedi. Annemin anlattıklarına çok şaşırmıştım. Ben annemin beni dışarıda bulduğunu bile hatırlamıyorum. Kendi isteğimle çıkıyorum, oyun oynayıp tekrar dönüyorum. Ama çoğunlukla beni eve annem getiriyormuş. Buraların hiçbirisi yok bende. Uyurken sayıkladığımı zaten bilmiyorum. Hoca bana da sorular sordu. Neden dışarı çıkıyorsun dedi. Ben de köşeye sıkışınca her şeyi anlattım. Bir arkadaşım var dedim. Bazen bizim eve pencereden giriyor. Bazen de ben onun yanına gidiyorum. Ama çok iyi birisi. Lütfen ona kızmayın. Annesinin de hiçbir suçu yok dedim. Nasıl biriydi tarif et bakalım dedi. Ben de normal çocuktu dedim. Uzun siyah saçları var. Çok güzel gözleri var. Boyu da benim kadar dedim. Hoca köye bir tanıdığını çağıracağını söyledi. Sizin kızınıza o yardımcı olur. Belli ki görüştüğü kişi insan değil dedi. İnsan değil ne demekti? Ben bir hayvanla mı görüşüyordum? Ama hayvanlar insana benzemez ki. Hem hayvanlar konuşmaz ki. Bunları düşündüğüm için benim arkadaşım hayvan değil dedim. Çocuk haklı işte. Hoca da güldü. Öyle bir şey değil kızım. Büyüyünce anlarsın bizi dedi. Neyse gel zaman git zaman bu hocamızın tanıdığı geldi köye. Bu adam çok ilim sahibi bir hocaymış. Belki şu an Türkiye'de bu kadar ilim sahibi olan birisi yoktur. Size şöyle söyleyeyim. Göz perdesi zaten açık. Cinleri görüyor. Biliyorsunuz ki bu da cinin istemesine bağlı. Eğer cin isterse size kendini gösteriyor. Ama bu hoca cin istemese bile varlığını hissediyor. Cinlerin kokusunu alıyormuş. Onların kendine has bir kokusu varmış. Ama bizim bildiğimiz gibi bir koku değil, daha farklı. Cin kokusu diye bir şey varmış yani. Hoca bu evimize sinen kokudan cini dahi davet etmeden ne olduğunu anlamıştı. Hangi kabile olduğunu, kaç yaşlarında olduklarını ve ne istediklerini anlattı bize. Onların özel bilgisini vermeyeyim. Ama gelme sebepleri kötü değilmiş. Yanıma gelen dişi cin benim gerçekten sıkıldığımı görmüş. Çocuğunu da benimle arkadaş olması için göndermiş. Müslüman değillermiş ama kimseye de bir zararları yokmuş. Etliye sütlüye karışmayan, kendi hallerinde bir kabileymiş bunlar. En az nebih cinleri kadar zararsız. O hoca bana bir muska yaptı. Bunu takarsan bir daha gelmezler dedi. Ben muskayı bir hafta kadar taktım. O arkadaşımın gelmediği sürede çok sıkılmıştım. Annem her gün kontrol ediyordu muskamı. Sakın çıkarma boynundan. Sakın bir yerde düşürme, kaybetme diyordu. Ben çıkarmak istiyordum. Çünkü o varken arkadaşım yanıma gelemiyordu. Bir gün samanlığın oraya gittim. Birinin gelip gelmediğini kontrol ettim. Kimse yoktu. Muskamı çıkarıp avucuma aldım. Arkadaşımın gelmesini bekliyordum. Onun geldiğini görünce sevinçten havalara uçtum. Bir yere kadar yaklaşabildi. 10-15 metre kala durdu. Daha fazla gelemiyorum dedi. Ben geleyim dedim. Ben bir iki adım attım. O bir iki adım geri gitti. Neden gidiyorsun dedim. Elindeki muskayı bırak dedi. Yere bıraktım ben de. Sonra koşup ona sarıldım. O varken senin yanına gelemem dedi. Ama onu takmak zorundayım. Annem çok kızar yoksa dedim. Sizin evinizde kağıt var mı dedi. Var, bir sürü var dedim. O zaman o kağıdı katla, muskanın içine koy. Diğerini de at dedi. Eğer annen sorarsa muskan burada dersin. Böylece hiç ayrılmamış oluruz dedi. Ben onu dinledim. Muskayla boş kağıdın yerini değiştirdim. Annem her baktığında boynumdakini muska zannediyordu. Tam 2 sene boyunca kandırdım ailemi. Sürekli görüştük o arkadaşımla. Bir gün çok fena yakalandım ama. Annemin aklına nereden estiyse muskanın içine bakmak gelmiş. Bakınca da boş kağıdı gördü. Bu ne böyle, nereye gitti muskan dedi. Bilmiyorum dedim, yalan söyledim. Beni yine imamın yanına götürdü. Hocam herhalde cinler muskanın yerini değiştirmiş dedi. Yapan bendim halbuki ama söylememiştim. Bir söyleseydim çok kızardı. Bu kez hoca kendisi gelmedi ama köye muskayı yazıp göndermiş.
İmam da bana getirdi. Bak bana söz ver. Bunu asla çıkarma. Eğer o cini görürsen de yanına sakın gitme. Bizler insanız, onlar cin. Bir arada olmamalıyız. Onların arkadaşları ayrı olmalı. Bizim arkadaşlarımız da ayrı olmalı. Bak köyde senin yaşında çocuklar var. Onlarla oyna. Nereden biliyorsun sana yalan söylemediğini, seni kandırmadığını, sana kötü bir şey yapmayacağını dedi. Yapmaz hocam. O bana asla kötü bir şey yapmaz. Kaç kere benim hayatımı kurtardı. Siz bunların hiçbirisini bilmiyorsunuz dedim. Sakın onlara güvenme. İleride daha büyük sorunların olur. Sen bana söz ver bakayım. Bu muskayı bir daha çıkaracak mısın dedi. Çıkarmayacağım dedim. Sonra muskayı alıp boynuma taktı. O sırada sağ tarafımda arkadaşımı gördüm. İmamın göz perdesi açık değildi, onu göremiyordu. Ben görüyordum. Ağlayarak bakıyordu bana. Son bir kez elini uzattı. Eline dokunamadan da kaybolup gitti. Çünkü muskamı takmıştım artık. Elim havada kaldı. Hoca elimi nereye doğru uzattığıma baktı. Ne oldu dedi bana. Bir şey yok dedim. Kendimi tutamayıp ben de gözyaşlarına boğuldum. Neden ağladığımı anlamalarına imkan yok. Bizim aramızda çok kuvvetli bir bağ oluşmuştu. Hala aklımda. Kaşını, gözünü hiç unutmadım. Muskayı da çıkaralı 5 sene oldu. Yani çok uzun bir süre taktım. Çıkardıktan sonra onu göreceğimi düşündüm aslında. Ama göremedim. Onu görmeyi, eski günleri yad etmeyi, konuşmayı çok isterdim. Belki bir gün görürüm. Hikayemi dinlediğiniz için sağ olun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.